Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Lütfen kanala abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bu videomu paylaşmayı unutmayın. Size Amerika'daki sağlık sistemiyle ilgili ufak bilgiler vermek istiyorum. Aslında bu bilgiler bizim Türkiye'deki sağlık sistemimizin ne kadar da yerinde olduğunu gösteren bilgiler. Umarım bunları da bilip ona göre Amerika'ya göç etmeyi değerlendirirsiniz. Sağlık sistemi Amerika'da şu şekilde işlemekte. Ben size kısaca fiyatlardan bahsedeyim. Mesela Türkiye'de ambulans çağırdığınızda ambulans için bir ücret ödediğinizi sanmıyorum. Ama Amerika'da ambulans çağırmanın ücreti tam 2500 dolar arkadaşlar. Yani bir ambulans çağırırsanız 2500 dolarlık bir ücreti cebinizden çıkarmak zorundasınız. Bu ücreti göze almak zorundasınız. Diyelim ki doğum yapmak istediniz. Amerika'da ortalama doğum masrafı 10 bin dolar ile 30 bin dolar arasında değişmekte. Genelde 10 bin dolara yaklaşıyor ama 30 bin dolara çıkan masraflar da mümkün. Yani yanlışlıkla Amerika'da doğum yapmak isterseniz bu civarda bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, bebeği kucağınıza almak isterseniz, yani ondan sonra bebeği elinize vermek isterlerse bu da yaklaşık 45 dolar gibi bir ücrete sahip. Çok fazla alerjiniz varsa ve alerji için bu adrenalin taşıyorsunuz. Adrenalin enjektör deniliyor galiba, tam olarak anlamıyorum. EpiPen. Eğer bunlardan taşımak istiyorsanız bunların maliyeti de yaklaşık 600 dolar civarında. Aynı zamanda inhaler, yani nedir? Bu nefes almanızı kolaylaştıran böyle bir alet var ya, onun fiyatı yaklaşık 350 dolar. Yani kısaca Amerika'da sağlık sistemi çok pahalı. Aynı zamanda sizin bir çeşit sağlık sigortanız olduğunu düşünelim. Şimdi sağlık sigortası Türkiye'deki gibi işlemiyor. Bazı şirketler size çeşitli paketlerde sağlık sigortaları vermektedir. Bazı şirketler çok düşük paketlerle, bazı şirketler çok düşük paketlerle veriyor. Yapmak zorunda değiller. Bazı şirketler de yapmayabilir. Sağlık sigortası yaptırdığınız zaman şirket bir miktar topluluk ücretini sigortaya yatırmakta, ama aynı zamanda siz de para yatırmaktasınız. Ve bu yatırdığınız para genelde ne kadar sağlıklı olduğunuza göre değişmekle birlikte 50 dolardan 200 dolara kadar çıkabilmekte. Ve bunu yaptıktan sonra size bir çeşit sağlık kartı veriliyor. Bu sağlık kartıyla doktorları ziyaret edebiliyorsunuz. Ama out of pocket maximum diye bir değer var. Maalesef bu değeri cebinizden çıkartıyorlar. Yani senede kişi başına, ailedeki kişi başına yaklaşık 2000 ile 2500, bazen 3000 dolara kadar bir masrafı cebinizden ödemek zorundasınız. Sağlık sigortanız olmasına ve maaşınızdan her 15 günde bir yaklaşık 50-60 dolar kesilmesine rağmen, iyi de doktora gittiğinizde 3000 dolara kadar olan parayı cebinizden ödemek zorundasınız. Aynı zamanda dediğim gibi bu doktor ziyaretleri, eğer sadece normal bir praktisyonere gidiyorsanız, normal bir doktora gidiyorsanız yaklaşık 150-200 dolar civarında. Uzmana gittikçe bu fiyatlar 500-1000-1500 dolarları bulabilmekte. Ayrıca bir de üstüne biraz analiz, işte birazcık görüntüleme falan filan gibi bir değerle karşılaşırsanız bir anda 5000-10000 dolara ulaşmanız çok olası. Ve bunları da maalesef acil durumlarda bunu düşünemiyorsunuz, ama eğer randevunuzu kendiniz ayarlarsanız sigortanın network'ündeki doktorlara gitmek zorundasınız. Eğer yanlışlıkla network olmayan, yani sigortanın kapsamadığı doktorlara gitmeye kalkarsanız bu fiyat daha da uçmakta, daha da yüksek tutarlara ulaşmakta. Yani düşünün, çocuğunuz var, hastasınız, bu durum, çocuğunuz var, çocuk sürekli doktora gitmek zorunda, bununla ilgili yapacak bir şey yok. Bu durumda hem maaşınızdan çok fazla kesinti yapılacak, hem de doktora gittiğinizde en azından 4 kişilik bir aile olduğunuzda yaklaşık 10.000-12.000 dolar cebinizden çıkacak o sene için, sadece doktora gidebilmek adına. Birçok Amerikalı bu out of pocket maksimuma ulaştıktan sonra işlemlerini hızlıca halletmek adına yine doktora gitmeye devam ediyorlar. Bu arada bu out of pocket maksimum dişçi ve göz doktorunu etkilemiyor. Ben sadece normal doktor ziyaretlerinden bahsediyorum. Aynı durumda dişçiniz varsa, dişçi için zaten sigortalar çok yetersiz. Yaklaşık 2000 dolar maksimum para veriyorlar sizin
bir sene içindeki harcamanız için ve ilk 1000 dolara kadar siz ödüyorsunuz, ondan sonraki 1000 doları bunlar ödüyorlar falan filan, saçma sapan sigortalar söz konusu. Bir dişi kaplama dolgu ve kaplama yaptırmak yaklaşık 2000 dolara patlamakta. Yani sadece bir diş hakkınız var. Ya da diş temizliği yaptırıyorsanız Amerika'da 6 ayda bir diş temizliği ve preventive action yaptırabilirsiniz. Bunun maliyetleri zaten yaklaşık 1500-1800 dolar tutmakta. Ve bu para sizin out of pocket değerlerinizi aşıyor. Yani Amerika'da sağlık sigortasıyla yapabileceğiniz tek şey 6 ayda bir dişçiye gidip dişlerinizi temizletmek. Onun dışında bütün masrafları kendiniz ödemek durumundasınız. Göz tedavisine gelince hiç kullanmadım ama 3-4 dolar gibi bir şey kesiliyor göz şeyi için ve bir işe yaramıyor genelde. En fazla bir gözlük karşılıyor. Onun dışında başka hiçbir işe yaramamakta. Kısaca sağlık sigortasından ve fiyatlardan bahsettim sizlere. Amerika'da başınıza gelecek sağlık sigortası. Bu arada unutmayın, bu sağlık sigortasını ancak siz bir iş yerinde çalıştırabiliyorsanız ve o iş yerinin corporate sağlık sigortası varsa yaptırıyor size. Eğer yoksa siz kendiniz karşılamak durumundasınız ya da sağlık sigortanız olmuyor. Sağlık sigortanız olmadığında ilk başta belirttiğim fiyatlar geçerli. Ve bu ilk başta belirttiğim fiyatları, yani bu parayı almak için sizden, size icraya bile verebiliyorlar. Yani şey diyebilirsiniz, ben ödemem diyebilirsiniz. Ama ödemediğiniz zaman bu sefer kredi skorunuz da başınız derde giriyor. Yani bu parayı sizden ya bir şekilde alıyorlar ya da siz kredi skorunuzdan vazgeçiyorsunuz. Kredi skorunuzdan vazgeçmenizle sizin ileride araba alırken ya da ev alırken ya da başka bir şey alırken zorlanmanız anlamına gelmekte. Lütfen kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.